Merhabalar, ben Rahmiye Bozkurt, sosyal hizmet uzmanıyım. Devlet korumasında yetişmiş çocuk ve gençlerle ilgili projelerde çalışıyorum. Geçen sene Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişme hibe programları kapsamında Sosyal Duvarları Yıkalım projesini gerçekleştirdik. Projemizin özü medyada devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin etiketlenmesi konusunda bir farkındalık oluşturmaktı. Bu seneki projemizde etiketsiz eğitim. Adından anlaşıldığı gibi eğitim sistemi içerisinde devlet korumasına yetişen çocuk ve gençlerin etiketlenmeleri konusunda bir eğitim sistemini etki eden tüm unsurlar üzerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Öncelikle ben projeye geçmeden önce Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği bu projenin yürütücüsü. Bu dernek hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Derneğimizi tanıtmak istiyorum. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği 2007 yılında kuruldu. Devlet korumasına yetişmiş idealist bir grup genç tarafından kuruldu ve halen devlet korumasına yetişen çocukların, gençlerin topluma daha özgüven içerisinde entegre olabilmeleri için hak temelli çalışmalar yürüten bir dernek. Ankara'da şubesi yok. Misyonundan söz etmek istiyorum biraz derneğin. Gençlik Akademisi aracılığıyla devlet korumasına yetişen çocuk ve gençlerin güçlendirerek hayata entegrasyonları yönünde çalışmalar yapmak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genç Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan yuva ve yurtlarda, çocuk evlerinde kurumun proje yürütme kapasitesini artırmak, devlet korumasına yetişen gençler ve çocukların sorunları hakkında farkındalık artırıcı çalışmalar yapmak, kamuoyunda yaygın bir şekilde gözlenen devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlere yönelik olumsuz söylemlerle mücadele etmek amacıyla iletişim kampanyaları tasarlamak, devlet koruması altında kalan çocukların ve gençlerin de ayrıldıktan sonra haklarını ve savunuculuğunu yapmak için faaliyetler yürütmek. Dernek şu anda birçok projeyi gerçekleştirmiş, eş zamanlı başka projeleri de gerçekleştirmekte. Bu projelerden biri Etiketsiz Eğitim Projesi. Şimdi Etiketsiz Eğitim Projesi'ne geçmek istiyorum ben. Format olarak öncelikle ben projemizi sizlere aktarmak istiyorum. Daha sonra sorularınız varsa sorularınıza geçmek istiyorum. Belki sunum içerisinde kafanızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz. Bulamadıklarınızı da bilahare yanıtlamaya çalışacağım. Etiketsiz Eğitim Projesi 15 Eylül 2014, 15 Temmuz 2015 tarihleri arasında yürütülmek üzere başlatılmış bir proje. Ankara'da yürütüldü ve 10 aylık bir proje. Projemizin yürütücüsü az önce de söylediğim gibi Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği. Bu projeyi yürütürken İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Denizli Koruyucu Aile Derneği, Gündem Çocuk Derneği ve Öğretmen Akademisi Vakfı ortak olarak çalışmalarını sürdürdü. Projemizin katkı veren kuruluşu, hibe katkısı veren kuruluşu Sabancı Vakfı. Projemizin amacını söylemek istersek, devlet korumasına yetişen çocukların ve gençlerin eğitim sistemi içinde etiketlenmelerini ve ayrımcılığa uğramalarını önleyerek eğitim sistemi içinde tutunmalarını sağlamak. Tabii burada hedef kitlemiz konumuzla doğru orantılı olarak eğitimciler ve eğitim sistemine etki eden kişi ve kurumlardır. Projenin genel işleyişine baktığımızda öncelikle projemiz ilk 4 ayında bir literatür taraması ve analiz çalışmasıyla yol aldı. Ulusal ve uluslararası kaynaklar tarandı öncelikle. Ayrımcı uygulamalar ve etiketlemelere ilişkin bilgi, çalışmamıza katkı verecek bilgilere ulaşıldı. Bu bilgiler ışığında raporlamalar yapıldı. Daha sonra bir analiz çalışmasına geçildi. Bu analiz çalışmasında amaç şimdiye kadar eğitimde devlet koruması altında yetişen çocukların etiketlendiğine ilişkin elbette bilgilerimiz vardı. Fakat bilimsel temelli bir veri tabanı oluşturmak için bir analiz çalışmasına ihtiyaç duyduk. Bu çalışmayı anket yoluyla gerçekleştirdik. 4 ayrı gruba anketler uygulandı. Devlet forması deneyimini yaşamış, devlet formasına yetişmiş bireyler ankete katıldılar. Koruyucu aileler ve evlat edinen aileler katıldılar. Alanda çalışan, deneyimi olan farklı meslekten profesyoneller katıldı. Son olarak da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler, örgün eğitim içinde yer alan öğretmenler ile bir anket çalışması yapıldı. Kendilerine bu ankette devlet koruması içerisinde, devlet korumasındaki çocukların eğitim sistemi içerisinde etiketlenmeye maruz kalmaları yönünde kalıyorlar mı? Evet ise nasıl bundan nasıl etkileniliyor gibi sorular yöneltildi. Toplamda 123 kişiye anket uygulandı ve bu anketlerin sonucunda elde edilen veriler bir rapor olarak düzenlendi. Araştırmamızın analiz kısmı, projemizin analiz kısmı Ankara Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Ergen ve Çocuk Ruh Sağlığı bölümünde akademisyen olan Prof. Dr. Neşe Erol danışmanlığında psikolog Ebru Ergin ve psikolog Doktor Muazzez Merve Yüksel tarafından yürütüldü. Analiz çalışmamız tamamlandıktan sonra elde edilen verilerin bir de bu alanda deneyimi olan farklı disiplinlerle değerlendirilip geri bildirimlerin alınması amacıyla bir çalıştayda işleyelim istedik. Bu çalıştayı da Ankara'da 30 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirdik. Bir günlük bir çalıştaydı. Çalıştayımıza proje ortakları, Sabancı Vakfı, program sorumluları, kamu kurumlarından, akademik kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından ve gönüllülerden oluşan kapalı bir grupla gerçekleştirdik. 48 katılımcı oldu. Çalıştayımızın öğleden önceki kısmında önce sunumlar yapıldı. Proje ortaklarımızdan Gündem Çocuk Derneği temsilcisi ayrımcılık üzerine, eğitim hakkı ve ayrımcılık yasağı üzerine bir sunum yaparak çalıştayımıza katkı verdi. Daha sonra analiz ekibimiz tarafından yapılan analiz çalışması aktarıldı katılımcılara. Analizde elde edilen veriler paylaşıldı. Öne çıkan bulgular paylaşıldı. Ve bu bulgular ışığında eğitim alanında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve diğer etki eden unsurlar üzerinde etkili olabilecek önerilerde bulunuldu. Aynı zamanda proje gereği ilerleyen zamanda yapılması planlanan öğretmen eğitimlerine temel olacak modül hazırlanmasına ışık tutacak bilgilere yer verildi. İyi bir sinerji oluştu çalıştayda. Farklı disiplinlerin konuya bakış açısı çok güzel ortaya koyuldu. Nitelikli bir tartışma ortamı oldu. Öğleden sonra da atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcılar 5 ayrı gruba ayrıldı ve her grup kendi içinde konunun analiz sonuçlarının kendi deneyimleriyle birlikte değerlendirilmesini yaptı ve sonuçta kendi sunumlarını yaptılar. Çok önemli geri bildirimler aldık. Daha sonra hem analiz çalışmasının sonuçları hem çalıştayda elde edilen geri bildirimler birleştirilerek 28-29 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul'da proje ortağımız olan Öğretmen Akademisi Vakfı organizasyonuyla bir eğitici eğitimi gerçekleştirdik. İki gün boyunca 10 ayrı ilden 30 öğretmen katıldı bu eğitime. Bu eğitimde neyi işledik? Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin etiketlenmelerine, eğitim sistemi içerisindeki etiketlenmelerine yönelik neler var? Farkında olduğumuz ya da olmadığımız. Bu farkındalığı artırıcı, sorunun çözümüne yönelik neler yapabiliriz? Her birimize düşen ne olabilir? Nereden başlayabiliriz? İçerikli, çözüm odaklı bir eğitici eğitimi gerçekleştirdik. Daha sonra hedefimiz bu 30 öğretmenin, eğitici eğitim alan 30 öğretmenin Mayıs 2015'ten itibaren kendi bölgelerinde yaygınlaştırma eğitimlerini gerçekleştirmesiydi. Bu anlamda kendilerine dokümanlar ulaştırdık. Bir eğitim modülü oluşturuldu. Eğitim modülünde de biraz farklı bir formatla eğitimlerin daha etkin ve keyifli geçmesi için interaktif bir yöntem izlendi, oyunlar katıldı ve de farkındalığın bu şekilde artırılması hedeflendi. Eğitimlerimiz de zaten 2015 Mayıs ayı itibariyle başladı, tamamlanmak üzere şu aralar. Yaygınlaştırma eğitimleri Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Erzincan, Bursa, Antalya, Adana ve Kayseri illerinde gerçekleştirildi. Bu illerin seçiminde temel kriter nedir diye bir soru soracağımız olursa, hem ÖRAV'ın mevcut eğitimci havuzunun dinamikleri göz önünde bulunduruldu, hem de ülkemizin bölgesel dinamiklerini temsil edecek şekilde iller belirlenmeye çalışıldı. Bu projenin çıktılarından söz etmek istersek biraz. Öncelikle bir analiz çalışmasının ve Çalıştay raporunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu çalışmalar bir etiketsiz eğitim projesi, analiz çalışması ve Çalıştay raporu olarak şu şekilde bir kitap halinde birleştirildi. Burada analiz çalışmasında elde edilen tüm uygulanan anketlerin, 4 ayrı gruba uygulanan anketlerin istatistiksel dökümleri var. Bu verilerin, bulguların değerlendirilmesi var. Diğer taraftan öğretmenlere eğitim sistemi içerisinde etiketlemeyle baş edebilmek için öneriler var. Çalıştay kısmında da Çalıştay'da elde edilen, yapılan atölye çalışmalarının çıktıları var. Her ikisini bir arada toparlayıp bu konuyla ilgili bir kalıcı doküman elde etmek istedik. Çıktılarımızdan biri buydu. Diğeri ise yaygınlaştırma eğitimlerinde kullanılmak üzere, çok derinlemesine bilgiler olmamak üzere, devlet korumasındaki çocuk olmak isminde bir tanıtım el-kitabı oluşturduk. Onu da şöyle, şu şekilde küçük bir kitapçık olarak oluşturduk ve burada neyi amaçladık? Devlet korumasındaki çocukların bulundukları şartları anlatmaya çalıştık. Nasıl devlet koruması altına alınırlar, alındıkları takdirde nasıl bir bakım modelleri içerisinde yaşarlar. Diğer taraftan etiketleme ile ilgili yaşadıkları sıkıntılar nelerdir? Öğretmenlerimiz eğitim süreci içerisinde bu etiketlemeyle baş edebilmek için nasıl bir yol izlemeliler? Ufak böyle yol gösterici tiyolar diyeyim. O şekilde bilgilere yer verdik. Diğer taraftan çıktılarımızdan biri eğitim modülü hazırlandı. Şu anda yaygınlaştırma eğitimde kullanılmakta olan bir eğitim modülü bu. 90x2 şeklinde bir modül. Öğretmenlerimiz kendi bölgelerindeki diğer öğretmenlere bu eğitim modülünü uyguladılar ve uygulamaya da devam ediyorlar. Projemizin başından itibaren bir tanıtım broşürü oluşturmuştuk. Burada da projemizin neyi amaçladığını, kapsamını, süresini ve vurgulamak istediğimiz konulara yer verdik. Bir politika metni hazırladık bu süreç içerisinde. Politika metninde neyi amaçladığımızı söylersek, tabii ki bir projenin eğitim kısmı, araştırma kısmı, diğer ayağı da lobi ve savunuculuk kısmı. Bu politika metniyle yapacağımız lobi ve savunuculuk faaliyetlerinde iletişim kurduğumuz, görüşmeler yaptığımız mecralarda kalıcı bir metin olarak bırakmayı hedefledik. Neler istiyoruz ilgili yerlerden? Bu ilgili yerlerden kastımızı ilerleyen zamanda da aktaracağım. Kurumsal olarak baktığımızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yasama Organı, ve sivil toplum kuruluşları şeklinde sıralayabiliriz. Bu arada projemizin başladığını, çalıştayımızı ve kapanış toplantımızı duyuran basın bültenleri hazırladık. Bu şekilde de medyada görünürlüğümüzü sağlamaya çalıştık. Lobi ve savunuculuk faaliyetlerine baktığımızda tabii kendimizi anlatmanın ve sürdürülebilirliğin en iyi yolu birebir görüşmelerle birlikte projenin çıktıları, yazılı çıktıları, basılı çıktıları, onları görüşmelerde ilgili yerlere bırakacağımızı söylemiştim. Biz bu projede doğrudan muhatap olarak kamudan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı, Milli Eğitim Bakanlığı'nı, akademik kurumları, bu akademik kurumlardan kastımız daha çok eğitim fakülteleri, üniversitelerin bu alanda görev yapan, personel yetiştiren bilimleri, yani psikoloji, sosyal hizmet bölümleri, çocuk gelişim bölümleri, ama ağırlıklı olarak eğitim fakülteleri olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan da bu alanda hak savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşlarını muhatap alıyoruz. Kendimizi onlara anlatmak için lobi ve savunuculuk faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Elde ettiğimiz bulguları da kendileriyle paylaşarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdi yaptığımız çalışmada, bu proje kapsamında yaptığımız analiz çalışmasında elde ettiğimiz öne çıkan bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce söylediğim bir kitap haline getirdiğimiz sonuç raporunda yer alan bulguların öne çıkanlarını vurgulamak istiyorum. Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.800 çocuk ve gencin koruma altında olduğunu biliyoruz. Bu veriler bakanlığın 2014 Kasım ayı verileri. Koruyucu aile hizmet modelinde 3.890 çocuk, evlat edindirme hizmet modelinde ise 13.372 çocuk bulunmakta. Halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde olan 14.800 çocuk ve gencin 2.500'ü, yaklaşık %17'si eğitim sisteminin dışında bulunmaktadır. Bu oran 2015 yılının ilk yarısında TÜİK'in hazırladığı eğitim sisteminde, ülkemizde eğitim sistemi içinde olması gerekip de olamayan çocuk sayısının üzerinde. Onu net olarak görüyoruz ve bu projenin ne kadar doğru yolda ilerlediğini gösteren bir veri olarak not düşmek isterim. Personelin, buradaki personelden kastımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde devlet korumasındaki çocuklarla çalışan personel, %75'inin eğitimci olduğu bir kurumda 2500 çocuğun ve gencin eğitim sistemi dışında kalması sorunun ciddiyetini bir kez daha katlıyor. Biliyoruz ki yani anne baba olmak için illaki profesyonel mesleklere sahip olmak gerekmiyor. Ama anne babanın vereceği değerler, eğitim, kendi yaşantısından, kendi aile eğitimlerinden, kendi yaşam deneyimlerinden aldığı eğitimlere ilaveten varsa bu alanda mesleki bilgilerini de katarak verilebilirdi. Oysa burada doğrudan psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişim bölümü, öğretmenlik, hemşirelik gibi bölümlerin akademik kökenden gelen meslek elemanlarının yer aldığı bir kurum sistemi var ve burada eğitim sisteminin içinde, sistemin dışında kalma oranının %17 olması da düşündürücü. Devlet korumasına yetişmiş erişkinlerin %68'i okul hayatında etiketlenmeye maruz kaldıklarını belirtmişlerdir bu araştırmada. Yine bu erişkinlerin %49'u etiketlemenin kimler tarafından yapıldığı sorusuna herkes olarak yanıt vermiştir. Kurum bakımında koruyucu ailenizde ya da evlat edindiğiniz ailede bir sorununuz olsa öğretmeninizle paylaşır mısınız diye sorulduğunda katılımcıların %70'inin hayır yanıtını vermesi düşündürücüdür. Ailelerin, burada tekrar geri dönüyorum, neden öğretmenlerle bu projenin bir ayağını çalıştığımızın da cevabını burada bulmak mümkündür. Ailelerin bu aileler, koruyucu aileler ve evlat edinen aileler %55'i eğitim sisteminde sorunlar yaşadıklarını ifade etmiştir. Çocuklarda da dikkat sorunları, öğrenme güçlükleri ve uyum sorunları olduğu için sorunların katlandığını belirtmişlerdir. Etiketlenme ile ilgili sorulara uygulamaya katılan koruyucu aile ve evlat edinen ailelerin %50'si çocuklarının okul hayatında etiketlenmeye maruz kaldığını bildirmişlerdir. Uygulamaya katılan alan çalışanlarının %95'i devlet korumasındaki çocukların öğretmenler, arkadaşları, okul ve kurum tarafından etiketlendiğine ilişkin gözlemlerini belirtmişlerdir. Devlet korumasına yetişmiş erişkinlerin %38'i etiketlemenin engellenmesinde en önemli görevin öğretmenlere ve eğitimcilere, %30'u herkese, geri kalanı ise ailelere düştüğünü belirtmişlerdir. Alanda çalışan deneyimli profesyonellerin çoğunluğu, büyük çoğunluğu, %65 gibi bir oran bu, etiketlenmenin en çok öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından yapıldığı, ancak bunun farkında olmadan bilinçsizce gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Bu oranda %60. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu %52 oranında etiketlenmenin çocukların arkadaşları tarafından etiketlemenin gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan devlet korumasındaki yetişmiş erişkinlerin %27'si okulu terk ettiğini belirtmiştir. Şöyle bir geri dönmek istiyorum tekrar. Şimdi bu farklı gruplara sorulduğunda görüyoruz ki etiketlemenin nereden yapıldığı sorusu farklı gruplarda hep farklı farklı dile getirilmiş. Alanda çalışanlar çok yüksek oranda öğretmenler ve bu alanda çalışan yöneticiler, etkeden kişiler olarak belirtmiş. Öğretmenlere sorduğumuzda çocuklar tarafından, arkadaşlar tarafından, çocukların arkadaşları tarafından gerçekleştiğini belirtmiş. Ailelere sorduğunuzda yine eğitim alanında çalışanlar ağırlıklı olarak söylenmiş. Devlet koruması alanında çalışan, devlet koruması alanından gelen çocuk ve yetişkinlere sorduğunuzda herkesi etiketliyor olarak belirtmişlerdir. Burada düşündürücü olan hepimize burada etiketleme sürecinde, etiketlemenin oluşmasında bu alanına dokunan herkesin kendinden başlaması yönünde bir görev düşüyor. Ortaya bu çıkıyor. Şimdi araştırmaya katılan devlet korumasına yetişmiş erişkinlerin okul terk oranının %27 olduğunu görüyoruz. Bu terklerin sadece terkle kalmayıp okul değiştirmelerin neden olduğunu, okul işsizliğe ve yaşam kalitesinde düşmeye neden olduğunu, yani ileriki yaşantılarında da yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyici bir etkisi olduğunu göstermiştir. Devlet korumasına kalan çocuk ve gençlerin çoğunluğu korunmaya ihtiyaç duyduğunda öncelikle yaşadıkları yurt personelinden, sonra yurttaki arkadaşlarından destek istediklerini belirtmişlerdir. Ne yazık ki burada öğretmenler ve alanda çalışan profesyoneller yok. Şimdi bu elde edilen bulgular doğrultusunda hem analiz çalışmamızın bulguları, hem Çalıştay'da bu alanda deneyimli profesyonellerin katkı verdiği tartışmalar sonucunda ortaya çıkan 4 ana unsur var. Müdahale etmemiz gereken, üzerinde emek vermemiz gereken 4 ana unsur var. Öncelikle tüm kategorilerin ortaklaştığı, anketlerde de, Çalıştay'da da ortaklaştığı en önemli unsur eğitim. Sorunun en büyük kaynağının eğitimsizlik ve bilinçsizlik olduğu ortaya konulmuştur. Çözümün de yine buradan geçtiği, eğitimden geçtiği görülmektedir. Yani örgün eğitim, ki örgün eğitimde de sınırı tutmamamız gerekiyor. Eğitim hayatının her yerinde var ama proje özelinde örgün eğitim kapsamında öğretmenlerin, o da ağırlıklı olarak, ancak sadece öğretmenlerin değil, eğitim sisteminin içerisinde yer alan tüm yöneticilerin ve çocukla iletişim halinde olan tüm çalışanların, etki eden unsurlarında bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor. Okullardaki, artık okulların birçoğunda güvenlikli girişler var, güvenlik görevlileri var. Güvenlik görevlilerinden başlayalım, okulun bahçesinden. Okulun kantinine, kantindeki görev yapan, çalışan yetişkinlere, çocukların okulla temas halinde olan, öğrencilerle temas halinde olan velilerine, yani çocuklara dokunan her yetişkine burada görev düştüğünü ve eğitime ağırlık vermek gerektiğini belirtmek istiyorum. Kurumlar arası işbirliğine değinmek istiyorum ikinci olarak. Biliyorsunuz bir insan çok yönlü bir varlık. Sosyal, psikolojik, fiziksel yönden desteklenmesi gereken bir varlık. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımında da çok yönlü bir sağlık tanımı yapılmıştır. Sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığı değil, fiziksel sağlık değil, tümünün, sosyal sağlık değil, tümünün koordinasyonu ve bütünsel sağlığı sağlandığında bir tam sağlıktan söz etmek mümkündür. Burada da iyileşmek için kurumlar arası işbirliği gerekiyor. Yani devlet korumasına yetişen çocuklar ve gençlere, gençlerin hayatında etkili olan Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, gerektiğinde Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi giderek artırabileceğimiz RTÜK, yasama organına kadar sürece etki eden tüm kurumların işbirliğinin olması gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Üçüncü olarak yasal düzenlemelere değinmek istiyorum. Ülkemizde baktığımızda ayrımcı söylem üzerine bir, nefret söylemi üzerine bir yasal düzenleme var. Fakat bunun çok da detaylı olmadığını görüyoruz. Devlet korumasına yetişen çocuk ve gençlere yönelik olumsuz tutum ve davranışlar karşısında mağduriyetlerin önlenmesi için daha güçlü yasal dayanakların oluşturulması gerekiyor. Bunun eğitim kurumlarında müfredatta yer alması gerekiyor. Ve uygulamaların yasadan gücünü alarak daha güçlü bir şekilde yol alması için yasal düzenlemeleri de eğilmemiz gerekiyor. Son olarak da lobi ve savunuculuk faaliyetlerine değinmek istiyorum. Başta da söylediğim gibi çalışmamızın bir ayağı da derdimizi anlatmak ve çözüm önerilerimizi ilgili mecralara ulaştırmak. Bu konuda farkındalığın oluşmasını sağlamak. Bununla da yetinmeyip bu sorunun çözüme dönük olarak sahiplenilmesini sağlamak nihai hedeflerimizden sonuncusu. Şimdi burada son olarak eğitimcilere ufak notlarımız olacak. Ne istiyoruz? Nasıl yaparsak daha doğru yol alırız? Doğrudan sınıfın içine yönelik, öğrenci-öğretmen ilişkisine yönelik bir takım ufak bilgilerle sürdürmek istiyorum. Eğitim dönemi başladığında öğretmenimizin sınıfında devlet korumasına yetişen bir çocuk olup olmadığı bilgisine sahip olması çok önemli. Bu neden önemli? Yani farklı mı davransın? Hayır. Eksi ya da artı bir farklılık beklemiyoruz. Sadece her öğrencide olduğu gibi devlet korumasında yetişen öğrencimizin de bulunduğu yaşam şartlarına dair ön bilgisinin olmasının öğretmenin ileriki yıl içerisinde uygulayacağı eğitim programlarında katkısı olacağını düşünüyoruz. Daha iyi anlamak için taleplerine ve öğrenciyle ilgili değerlendirmelerin daha rasyonel yapabilmesi için bu bilgiye sahip olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Eğer devlet korumasında yetişen bir öğrencisi var ise hangi bakım modelinden faydalandığını bilmesini faydalı olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz devlet koruması altında geçen çocuklar ve gençler için farklı bakım modelleri var. Son yıllarda kalabalık kurumların, yurtlar ve yuvalar gibi kalabalık kurumların artık kapatıldığını görüyoruz. Aile Bakanlığı'nın politikası bu yönde. Aslında ev tipi sosyal hizmet birimlerine dönüş yönünde. Bu tabii ki istenilen bir durum. Şöyle ki tek tek ilişki kurabilmek için, çocuklarla ilgilenebilmek için hem profesyonellerin, çalışanların performanslarının artması ve verimliliğin artması hem de çocukların kendilerini daha güvende ve ifade edebilir, bulabilmeleri için önemli bir dönüşüm. Bu anlamda yurtta mı, yuvada mı, çocuk evinde mi, sevgi evleri sitesinde mi, koruyucu ailede mi, hatta geçmişinde evlat edinme hikayesi var mı, bunları bilmekte fayda görüyoruz. Az önce söylediğim nedenden dolayı. Çocuk evleri, kısaca bu kavramları da açıklamak istiyorum bu arada. Yurtlar 13 yaş itibariyle, 18 yaş ve eğitim görüyorsa da 25 yaşına kadar gençlerin barındıkları, yaşantılarını sürdürdükleri kurumlar. Sayıları daha fazla. Yaşayan gençlerin sayıları daha fazla buralarda. Yuvalar küçük yaş grubunda bulunan çocukların yer aldığı toplu bakım kuruluşları. Buralarda kalabalık kurumlar. Çocuk evleri dediğimizde sayıları 5-8 arasında değişen ve az sayıda çocuk bakıcıhane, grup çocuk evi sorumlusunun bir arada yaşadıkları apartman dairelerinde yer alan ev tipi sosyal hizmet kuruluşları. Çocuklar buralarda bu yetişkinler, saydığım yetişkinlerle, profesyonellerle yaşantılarını sürdürmekteler. Sevgi evleri de çocuk evlerinden, birçok çocuk evinden oluşan bir site şeklinde. Koruyucu ailede gönüllü ya da belli bir ücret karşılığında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapacağı araştırma sonucu, tabii ki kendi talepleri doğrultusunda yapacağı araştırma sonucu verecek karar doğrultusunda devlet koruması altında bulunan ve şartlara uygun olan bir çocuğa aile misyonu taşımaktır. Koruyucu aile olabilmek için Aile Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu belli şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmeleri takdirde ve uygun, olumlu yapılacak uzman araştırmaları sonucu uygun, olumlu karar verildiği takdirde koruyucu aile olabilirler. Çocuklar kendi yanlarında biyolojik çocukları gibi aynı şartlarda yaşarlar. Bu da çok tercih ettiğimiz bir bakım modelidir. Burada da muhatabımız yasa olarak koruyucu ailedir. Evlat edinme hikayesinin olduğunu bilmek nasıl bir katkı sağlar öğretmene? Yani yapacağı faaliyetlerde, çocuklara vereceği ödevlerde, çocuğun geçmişe dönük özel bilgilerini istemesi söz konusu olabilir, sağlıkla ilgili geriye dönük bir takım bilgilere ulaşması, o konuyu işlerken ödev verebilir ve benzeri gibi çocukta belki beklenmedik psikososyal iniş çıkışlar yaşanabilir. Bunları daha iyi anlayabilmek için böyle bir bilgiyi, bunu bilmek koruyucu aile kadar kolay olmayabilir. Çünkü soyadı hukuksal olarak çocuk evlat edinen ailenin nüfusuna kaydolduğu için artık biyolojik çocuğunun sahip olduğu tüm yasal haklara ve sorumluluklara sahip olduğu için aile bu konuda bilgi verirse öğrenebilir. Bu da ailenin kendi inisiyatifindedir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Koruyucu ailede çocuğun soyadı koruyucu ailenin soyadından farklı olacaktır muhtemelen. Yani tesadüfen aynı olmadığı takdirde ayrı olacaktır. Dolayısıyla fark etmek daha kolay olacaktır. Bunları bilmek böyle eğitim sistemi içerisinde yol alırken katkı verecektir. Çocukla öğretmen arasında daha doğru, daha istenilir, güvene dayalı ve empatik bir ilişki kurabilmek için. Çocuğun yaşadığı kurumu görerek sorumluları ile görüşüp yaşam şartları hakkında bilgilenmek öğretmen için sınıfında var ise devlet korumasındaki çocuk ya da genç öğretmen için daha avantajlı bir durum. Çünkü neyi nasıl isteyeceğini daha iyi bilebilecektir. Çocukla ilgili ortaya çıkabilecek sorunları ya da çocuk ile ilgili geliştirici bir takım önerilerini paylaşmak anlamında çocuğun yaşadığı kurumun sosyal hizmet uzmanı, psikoloğu, öğretmen veya yöneticileriyle kontak kurup mümkünse ziyaret edip iletişime geçmesi katkı verecektir. Çocuğun yararına olacaktır bu. Koruyucu aile yanında ise de ailenin izni ve yaklaşımı doğrultusunda aile ile iletişimde olması tercih edilir. Bu bilgiler ışığında diğer çocuklar ve velileri tarafından dışlanma, yok sayılma ve etiketlemeye maruz kalmasına meydan verecek bir durum ortaya çıktığında müdahale etme şansını yakalayacaktır. Ve daha doğru sorun çözücü bir kapasitesi olduğunda çocuğun sınıfa entegrasyonunda daha başarılı olacaktır. Çocuğu ayrı bir birey olarak algılayıp olumlu güçlü yanlarını görerek sosyal becerilerini destekleyerek bu sürece çok güçlü bir katkısı olacaktır. Devlet korumasında olmanın bir çocuğun temel hak, özgürlük ve sorumluluklar açısından aile yanında içen çocuklardan farklı olmadığı bilincinde olarak ve bu bilinci yaygınlaştırarak katkı verebilecektir. Yani tabii ki öğretmenlerimiz toplumda öncü sayacağımız meslekler ve bu yaygınlaştırmada öğretmenlerin toplumda çok güçlü, çok kıymetli yerleri olduğunu düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Uygulamalarımızda da bu geri bildirimleri alıyoruz. Anne, baba ve kardeşler hakkında eğitim kapsamında bilgi, fotoğraf ve benzeri materyaller istenirken o özel durumun bilincinde olarak istemek çok önemli. Az önce söyledim, neden bilelim? Sınıfımızda, devlet korumasında bir çocuk var mı yok mu? Neden bilelim? İşte bunlar için bilelim. Yani anneniz size hamileyken işte ya da doğumdan sonraki ilk fotoğrafınızı getirebilir misiniz gibi bir talep çocuğu zor durumda ya da aileyi zor durumda bırakabilir. Son zamanlarda sıkça yaşanılan doğum günü kutlamaları, anneler günü kutlamaları, aile katılımlarıyla yapılan piknikler ve benzeri etkinlikler çocuğun bu özel durumundan dolayı çocuğu ve aileyi zora sokmakta. Ya çocuk içine dönmekte, sinmekte, bu durumun fark edilmesini istemediği için ya agresifleşmekte, aile bu durumda çözümsüz kalmakta ya da çocuğun sıkıntısını gidermek için çaresiz kalmakta. Bunları bilirsek önleyici hizmet olarak çok daha sağlıklı yol alabiliriz. Velilerin dışlayıcı ve etiketleyici tutum ve davranışları karşısında veliyi bilinçlendirici ve bütünleştirici tavır içinde olarak çok katkı verilir. Yani öğretmenlerin sınıfın içerisinde sadece öğrencilerle akademik bilgi paylaşımında olmadığını, yani misyonların o olmadığını hem biliyoruz hem buna inanıyoruz. Velilerin de yeri geldiğinde öğretmeni oluyor öğretmenlerimiz. Yeri geldiğinde okulunda görev yapan diğer personelinde öğretmeni olabiliyor. Bu durum karşısında da öğretmenimizin bütünleştirici tavırlarına ihtiyacımız var. Devlet korumasında yetişen çocuğun kendini gizlemeden, dışlanma korkusu yaşamadan kendi ifade edebilmesini sağlamak ve bir güven ortamı oluşturmak bu çalışmaların nihai hedefi. Yani devlet korumasında olduğunu gizlemek istediğimiz bir durum değil. Bu hem çocuğa hem karşısındakine en çok da tabii ki çocuğa sıkıntılı durumlar yaşatmakta. Çocuk kendinin koruyucu aileyle birlikte yaşadığını ya da çocuk evinde yaşadığını rahatlıkla söyleyebilmeli. oradaki yaşam deneyimlerinden paylaşımlarda bulunabilmeni, bu güven ortamı oluşturmakta öğretmenimizin çok büyük katkısı var. Ne kadar biz durumu normalleştirirsek, ötekileştirmezsek, çocuklar da, diğer çocuklar ya da veliler de bizden bunu, bu bir bulaşıcı hastalık gibidir bu tür şeyler, sirayet edecektir. Hem çocuklara hem de diğer velilere, etki eden bireylere. Eğitim sürecinde karşılaşacağı etiketleme, dışlanma ve ayrımcı tutumlar karşısında ilk başvuru ve çözüm kaynağı olarak çocuk ile sevgi ve güven bağı oluşturarak. Biliyorsunuz insanın yaşantısının ilk 6 ayında dışa vurduğu tepkilerine cevap veren yetişkinin olması, ona güven verici bir şekilde hemen ulaşması, temasta bulunması, ten temasında bulunması ve temel ihtiyaçlarına, öncelikle fiziksel ihtiyaçlarına zamanında cevap vermesi, göz kontağı kurmak istediğinde bir gülen bir çift gözü görmesi, çocuğun bağlanma ve güven duyma duygusunu oluşturacaktır. Ve bu ömür boyu hayatının çeşitli aşamalarında olumlu ya da olumsuz şekilde hayatına yansıyacaktır. Okullarda da öğretmenlerimizin çocuklarımızın yaşayacağı travmalar ya da örseleyici davranışlar karşısında başvuracağı ilk kaynak, güvenli kaynak öğretmenlerimiz olsun istiyoruz. Yani öğretmen çocuktaki o dönüşümü, o değişimi, korkuyu, kaygıyı, üzgün bakışları fark edebilmeli ve fark ettiği bu durum karşısında da doğru çözümü üretebilmeli, çözüm üretemediğinde doğru kaynaklara yönlendirebilmeli. Elbette ki öğretmenimiz her konuda çocuğun her şeyle ilgilenip her şeyine yetişebilecek altyapıya, şartlara sahip olmayabilir. Ama önemli olan bu yolu açabilmeli, adres gösterebilmeli ve yaşadığı ortamdaki aile ya da kurum bakımında ise kurumdaki profesyonellerle kontak kurarak bu sorunu işbirliği içinde çözebilmeli, hızlı davranabilmeli. Bunlar çocuğun yüksek yararı için son derece önemli noktalar. Devlet korumasında yetişen öğrencisiyle ilgili sorun ve kriz durumlarında nereye başvurabileceğini bilmeli. Bu konuda bilinçlenmeli ve yönlendirici olmalı öğretmenimiz. Çevredeki destek sistemlere ulaşarak bunlar nedir? Bu destek sistemleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü hizmetler, ruh sağlığı uzmanları sayabiliriz. Birçok ya da çocuğun gelişimine katkı verecek sosyal aktivitelerle ilgili birimler, birçok şeyi sayabiliriz. Öğretmenimiz bu konuda da bilinçlenirse daha faydalı olabilir. Devlet korumasındaki çocukları doğru tanıyarak ve doğru tanıtarak etiketsiz eğitime katkı sağlayabilirler. Şimdi toplumumuzda maalesef hem bizim geçen yılki sosyal duvarları yıkalım projesi kapsamında yaptığımız, medya üzerinde yaptığımız araştırmada hem etiketsiz eğitim projesi kapsamında yaptığımız araştırmada birçok konuda yanlış bildiğimiz, doğru sandığımız yanlış bilgiler var. Bunların birçoğun maalesef olumsuz. Öncelikle kavramlarla ilgili bilgi yoksunluğumuz var, bilgi yanlışlarımız var. Biz hem geçen seneki projede hem bu projede kavramlar üzerinde de bir takım çalışmalar yaptık. Doğru sözlük oluşturduk. Doğru sözlükte kavramları diyelim ki korumaya muhtaç çocuk. Bu kavramın dönüşmesini arzuladık ve bu çalışmalar Aile Bakanlığı çalışmalarına da yansıdı ve korumaya ihtiyacı olan diye değiştirildi. Bu iyi bir gelişme. Niye muhtaç, korumaya muhtaç demiyoruz? Çünkü muhtaçlık bir aciz içeriyor, bir zavallılık içeriyor. Yani algıları bu yönde yönlendiren bir kavram. Oysa korunma ihtiyacı çocuğun bir haktır. Biz hak temelli bir çalışmayı öngörüyoruz. Yaklaşımlarında hak temelli olmasını istiyoruz. Acıma, şefkat ya da fazla tolerans ya da dışlama, uzak durma, yok sayma, bunlar istemediğimiz tutumlar. O yüzden de hak temelli bir çalışma prensibini benimsiyoruz. Yetim, öksüz, kimsesiz bu kavramlar, evlatlık, bu kavramlar altları sürekli olumsuz algılarla donatılmış kavramlar. O yüzden de kavramların dönüşmesi, tabii ki kavramlar her şeyi değiştirmiyor ama kavramlar değişirken algıları da dönüştürme gibi bir fırsat yakalıyoruz. Kavramlar algıları değiştiriyor, algılar tutumları ortaya koyuyor. O tutumlar tekrar yeni algılar oluşturuyor. Böyle bir olumsuz döngü var. Bu da döngüyü bir yerden kırmak için kavramları kullanmayı tercih ettik. Böyle bir çalışma yaptık. Bunu da bir yayın olarak geçen yılki projemizin sonunda ortaya çıkardık. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği ismiyle. Kavramların doğru tanınması için bir de bu çocuklarımızın hangi şartlarda, nasıl, neden kurumlara geliyor ve nasıl, neden bakım modelleri ona göre belirleniyor. Bunları bilmek açısından da önemli. Kimsesiz diyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Kimsesiz çocuk dediğimizde sanki hiçbir biyolojik bağı olmayan çocuklarla çalıştığımız algılanıyor. Ya da bu çocukların, devlet korumasındaki çocukların hiç kimseleri olmadığı algılanıyor. Ve talepler de o yönde olabiliyor. Evlat edinme talepleri yönün olduğunda sanki devlet korumasındaki tüm çocukları evlat edinebileceği gibi bir yanlış algılama olabiliyor. Koruyucu ailede de aynı sorunla karşılaşılabiliyor. Ve şu atlanıyor. Bu çocukların %95'i diyebiliriz. Biyolojik bağları olan çocuklar. Çeşitli nedenlerle devlet koruması altına gelmişler. Bu kurumlarda ya da koruyucu ailede yaşıyorlar. Fakat biyolojik aileleriyle hayatta olanlarla veya şartlar doğrultusunda erişebilir durumda olanlarla zaten görüşmeleri var ve destekleniyor. Kardeşler var söz konusu olan ve kimseleri var yani çocukların. Dolayısıyla kimsesiz kavramında kullanımdan kalkmasını istiyoruz. Onun yerine devlet koruması altında yaşayan çocuklar ya da gençler tanımını kullanmayı tercih ediyoruz. Burada tabii medyada çok karşılaştığımız maalesef büyük puntolarla fuhuşla ilişkilendirilen haberler. Çocukla fuhuş kavramını biz bir arada kullanmayı asla istemiyoruz. Burada fuhuş yoktur, varsa sadece istismar vardır. Bir cinsel istismar ya da fiziksel istismar vardır ya da ekonomik istismar vardır. Çocuk burada edilgendir, etken değildir. Dolayısıyla sorun aslında yetişkinlerin kendilerine dönerek, kendinden başlayarak adım atacakları olumlu dönüşümlerle çözülecek bir sorundur. Çocuklar, devlet korumasındaki çocuklar kendilerini tercihi ya da iradeleriyle bu şartlarda değiller. Yetişkinlerin kendi yaşamlarındaki şartlardan dolayı verdikleri kararlar ya da vermek zorunda kaldıkları kararlardan dolayı bu yaşam biçimini yaşıyorlar ve olumsuz sonuçlarından da sadece kendilerinin etkilenmesi ya da kendilerinin bunu göğüslemesi adil bir durum değil bizce. O yüzden hepimiz kendimizden başlayarak ve öğretmenlerin toplumdaki öncü kuvvetine güvenerek, inanarak el birliğiyle bu sorunun üstesinden gelmeye hedefliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa ve zamanım bilmiyorum, zamanımızdan yanıtlamaya çalışırım ya da bilahare sitede yanıtlayabiliriz. Teşekkür ediyorum hepinize. Kolaylıklar diliyorum. Herkese merhaba. Arzu Atasoy, ben Öğretmen Akademisi Vakfı'ndan. Rahmiye Hanım'a bu değerli paylaşımları için çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Pek çoğumuzun günlük hayat içerisinde sık karşılaştığı ama fark etmediği pek çok sözcükten bahsetti, dikkatimizi çekti, pek çok uygulamadan bahsetti. Biz de Öğretmen Akademisi Vakfı ile birlikte Hayat Sende Gençlik Derneği ve Sabancı Vakfı'nın hibesiyle gerçekleştirdiğimiz Etiketsiz Eğitim Projesi'nde 10 il belirlemiştik. Bu 10 il Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Samsun, Erzincan, Gaziantep ve Kayseri. Bu illerde yaşayan eğitimcilerimiz var. Öğretmen Akademisi Vakfı'nın eğitimcileri. Geliştirdiğimiz eğitimi 2-90 dakikalık bir eğitimdir bu. Bu illerde ulaşabildikleri kadar öğretmenimize ulaştırmaya çalıştılar. Toplamda da 1200 öğretmendi hatırlıyorum. Hedefimiz o. 1200 öğretmendi bu 10 ilde. Sizler de eğer bu illerden katılıyorsanız bizimle lütfen iletişime geçin ki biz de bu eğitimi eğitimcilerimizin gelip sizin okulunuzda meslektaşlarınızla birlikte sizlere sunmasını sağlayalım. Devamında da bir sonraki yılda proje tamamlanıyor olacak ama muhtemelen işbirliğimiz devam ediyor olacaktır ve bu tür eğitimleri sürdürüyor olacağız Öğretmen Akademisi Vakfı olarak. Bu arada birkaç fotoğraf sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şöyle gösterebilirsem ekranımdan. Etiketsiz eğitim başlığında 2 tane 90 dakikalık eğitimimizin kareleri bunlar. Oldukça aktif öğretmenlerimizin eğlenerek ama çok ciddi farkındalıklar yaşayarak tamamladıkları eğitimler. Üretiyorlar, kendi yaşantılarından deneyimlerini aktarıyorlar. Hem meslektaşlar birbirlerinden öğrenmiş oluyor hem de yeni tanıştıkları sözlük, dediğimiz gibi doğru sözlük, doğru sözlükten, öğretmenin sınıf içinde neler yapabileceğinden, sınıfın içindeki alanının dışına taşıp da uzmanlık alanının da dışına taştığında bir takım konular nasıl ilerleyebileceğine kadar pek çok başlıkta bu 2.90 dakika, 180 dakikalık eğitimimizi bahsediyoruz ve öğretmenin empati becerisini aynı zamanda geliştirecek. Günlük yaşantısında sınıftaki öğrencilerine ve kendi söylemlerine, dildeki kullanımlarına farklı bir pencereden bakmasını sağlayacak bir eğitim oluyor. Geri dönüşleri bize oldukça güçlü bu anlamda. Ben de Öğretmen Akademisi Vakfı adına işbirliği için teşekkür ediyorum. Bir şey eklemek istiyorum. Buyurun lütfen. Şimdi neden şöyle bir soru gelebilir. Yani toplumda birçok insan birçok kere birçok konuda etiketleniyor. Yani herkes etiketleniyor. Neden devlet korumasına çocuklar spesifik olarak ele alındı? Burada denilebilir. Şöyle bir farklı nüansın altını çizmek istiyorum. Şimdi hepimiz çocukluğumuzda ya da bugün ya da devlet korumasında yetişmemiş olan her bireyin bir şekilde etiketlenme deneyimi yaşamış olabilir. Ama çocuğumuz diyelim evde okulunda etiketlendi. Dedi ki arkadaşları işte sen şeysin, dört gözsün dedi. Ya da sen sıskasın dedi. Ya da sen işte Arap gibisin dedi ve tembelsin dedi, bir sürü şey dedi. Bunu eğer çocuk orada arkadaşıyla bunu çözebiliyorsa çözüyor. Çözemiyorsa öğretmenle çözüyor. Öğretmenle de çözemiyorsa eve geldiğinde anne, baba, anneanne, dede, aile bireyi olarak kim varsa onunla paylaşabiliyor. Onlar da işte diyorlar ki o kendine baksın. İşte sen de onu şöyle de, ya doğru ya da yanlış bir şekilde bunun çocuğun içine gömülmesini engelleyecek şekilde paylaşımda bulunuyor ve daha az hasarla, belki sıfır hasarla atlatmasını sağlıyor. Fakat devlet korumasındaki çocukların eğer okulda yaşadığı bir etiketleme ki etiketleme riski de sıklığı da daha yüksek ve de ağır etiketlemeler bunlar. Sen yoklusun, yuvalısın, işte sen şeysin, annen yok, baban yok, yetimsin gibi, evlatlıksın gibi etiketlemeler, çocuğun üstesinden gelmesi gerçekten zor etiketlemeler bunlar. Eğer bunu öğretmeniyle de çözemiyorsa, o güven bağı oluşmamışsa ve de kırıma döndüğünde, çocuk evine, yuvaya, yurda döndüğünde orada biliyorsunuz oralar kamu kurumları. sonuçta bir sirkülasyon var personel politikasıyla ilgili. Sürekli sağlamak bir anne baba sürekli gibi mümkün olmuyor. O güvenin oluşması da bir o kadar zaman alıyor. Gelip orada bu yaşadığı etiketleme olayını paylaşma olasılığı için, paylaşabilmesi için bir güven bağı oluşturacak yetişkin yoksa onu kendi içine gömüyor. Ve böyle böyle kendini çıkar yol arıyor. Ya içine dönüyor, görünmez olmaya çalışıyor ya da agresif oluyor, şiddetle karşılık veriyor. Öyle olunca da işte sorunlu çocuk, agresif çocuk, şiddete eğilim vesaire gibi sosyal sorunlar, psikososyal sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden öğretmenlerin gerçekten sınıf içerisinde bu müdahalelerinin kıymeti gerçekten çok fazla. Yani ilk teşhis, ilk tespit, ilk müdahale. Ve o yüzden o güveni sağlamada çok önemli bir rolleri olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi beden eğitimi öğretmeni Semih Sağlam hocam yazmış, ben de yapabilirim diye. Buket hocam İngilizce öğretmenliğin bir katkım olabilir mi demiş. Eğitimlerimize davet edelim sizleri uygun olduğumuz zamanlarda ve eğitimlerimizi açtığımızda lütfen vakfımızla info@orav.org.tr adresinden haberleşin. Hemen size dönelim. Uygun eğitim neredeyse oraya sizi yönlendirelim. Bunun dışında sınıfta nasıl başlayabilir? Beden eğitimi dersinde nasıl böyle bir şey başlayabilir? Yani, ya da İngilizce dersinde neler yapabilir? Yani şöyle, farkındalığın olması zaten ilk aşama. Farkındalığı oluştuktan sonra zaten şunu istemiyoruz. Sıralara oturan her çocuğun temel hak ve özgürlükleri var. Ve onu temin etmek temel prensip olduktan sonra zaten olay büyük ölçüde çözülecek gibi geliyor. Yani kendi evimizde de, özel hayatımızda da her yerde bunu yapabilmemiz gerekiyor. Kendimizi o anlamda bir farkındalığımızı artırmak çok önemli. Yani ben kendi adıma, ben sosyal hizmet uzmanıyım. Bunun eğitimini, lisans eğitimini aldım. Yıllarca bu alanda çalıştım. İşte değişik sosyal sorumluluk çalışmalarında, projelerde olduk. Fakat korumaya muhtaçlık kavramını ben bu süreçte farkındalığım oluştu. Yasalarımıza baktığımızda korumaya muhtaç çocuk geçer. Yeni değişti. Alt mevzuatta hala devam ediyor. Yönergelerde, yönetmeliklerde. Yani bunları bizlerde de farkındalık oluşuyor. Önemli olan bu öğrenmeyi ihmal etmemek. Öğrendiklerimizi kendi yaşantımızda içselleştirip yaygınlaştırmak. Bir de kendi kalıp yargılarımızı belki değiştirmek. Yani onun ailemizden başlamak ve yaygınlaştırmak. Ailesi yanında değil, yurtta kalıyor, sevgi evinde ya da devlet korumasındaki başka bir kurumda. Okula gidip gelirken devamsızlığı, ödevini yapıp yapmaması, sınıf içindeki davranışları, zamanla bunlar öğrencinin dikkat çeker derecede sorun davranış çıkardığı noktalarda öğretmenin de onu hep öyle yapar gibi etiketlemesine de aslında kalıp yargı oluşturuyor. Bu çocuklar, yurttan gelen çocuklar tırnak içinde böyle davranır gibi bir kalıp yargı gelişiyor. Ve arkasından da bizim çocukla olan, o çocukla olan iletişimimizde de olumsuz başlangıçlar yapmamıza neden olan durumlar söz konusu oluyor. Tabii onlar olmadan bile, çocuğun kaydını gördüğümüzde bile, hatta ülkemizde yuvadan çocuk alınmayacak, kayıt alınmayacaktır diye velilere duyuruların yapıldığı bir toplumda yaşıyoruz. Yani bunların uzantıları yaşayan, yani bizimle yaptığımızdan ziyade bu konuyla ilgili bireylerin bu yapılanları nasıl algıladığı çok önemli. Biz özellikle kavramlarda çalışırken niye bu kavramları seçtik? Bu kavramların bu yaşam deneyimlerinden gelenler üzerinde yarattığı etkileri ve örselemelerin sonucu bu kavramlarda çalışmaya başladık. Önyargılar oluşuyor. Önyargılar oluşuyor. İngilizce öğretmenleri, belki beden eğitimi öğretmenleri de sene başında, en azından şimdi yılı tamamladık, senenin başında devlet koruması altında olan çocukların olduğu bir sınıfın öğretmeni ise ya da sınıfında, okulunda var ise şöyle bir şey yaparak belki başlayabilirler. Yılın başını yeni oluşmuş sınıftaki takım çalışması etkinliklerini tasarlarken, seneye ısınma etkinliklerini tasarlarken o çocukların da aktif bir şekilde değerli hissettirildiği, katılımlarının sağlandığı, güçlü yönlerinin ifade bulduğu fırsatlar yaratmak. Belki çocuk oyunları vasıtasıyla olur bu. Belki kelime oyunuyla olur İngilizce dersinde, beden eğitiminde takım kaptanlığı olur. Belirli rollerle belki o özgürlüğünü de destekleyici, o bireylerin de diğer ailesiyle birlikte yaşayan ve belirli sosyoekonomik gereksinimleri karşılanan çocuklarla eşdeğer bir yer hakkına, bir değer hakkına sahip olduğunu vurgulamak, yaşatarak bunu belki başlatmak lazım. O zaten büyüyerekten olumlu bir şekilde devam edecek. Yani sıramızda oturan her çocuğun, her birinin aynı ihtiyaçlara sahip olduğunu, farklı davranışlarında kendi yaşamlarındaki olumlu ya da olumsuz şartlardan beslendiğinin farkında olmak çok önemli bir şey. Yani bir örnek vermek istiyorum. Hırsızlıkla çok itham edilen vakalar ve deneyimler aktarılır. Oysa bir öğretmen şunu bilirse, çocuk yuvasında, şimdi daha küçüldü tabii kurumlar çocuk evleriyle, çocuk yuvasında 100 kapasiteli bir çocuk yuvasında ya da 80 kapasiteli bir çocuk yuvasında çocukların paylaşımları çoktur. Mülkiyet duygusu bu yaşam biçiminin gerektirdiği, dayattığı şartlardan dolayı mülkiyet duygusu zayıf, ailede yetişen çocuk gibi kolay ve çabuk hızlı gelişmez. Dolayısıyla çocukların etrafındaki malzemeleri paylaşma gibi bir doğaları vardır. Ve bunu sınıfta yaptıkları zaman bunun adı hırsızlık olur. Ve öğretmen eğer buradaki yaşantının, şartların böyle gerçekleştiğini bilirse buradaki davranışın düzeltilmesini hırsızlık ya da izinsiz alma damgalamasını yapmadan çözme, yumuşak bir geçişle bilinçli bir şekilde müdahale edebilir. Çocuğu da örselemeden diğerlerini de bunu da adının hırsızlık olmadığını, sadece izin alması gerektiği konusunda öğrenmesi gereken bir şey olduğu gibi daha profesyonelce ve çocuğun, her iki çocuğun da, yani o iletişimdeki her iki çocuğun da yüksek yararı için gerekli. Çünkü öğretmenin de rol model olduğu bir durum var. O nasıl davranırsa, o nasıl yönetirse çocuklar da, diğer çocuklar da ona göre modelliyorlar. Tabii, çocuklar bizim aynamız aslında. Aynen. Semih Hocam, engelli bireylerin de aslında aynı sorunlarla karşılaştığını söylemiş. Haklısınız. İşte özel gereksinimli bireyler diye belki söyleyebiliriz onu. Fiziksel engelli, zihinsel engelli gibi de deniyor. Bu başka bir tabii boyutu. Yani etiketsiz eğitimde biz daha çok devlet koruması altındaki çocukların süreç yönetimiyle ilgili öğretmenlere destek vermek adına çalıştık ama dezavantaj yaşayan bütün bireylerle ilgili de belirli farkındalıkları kazanmak, öğretmenin toplum mühendisi ise, lider ise en baştaki sorumluluğu insan olarak bir kere bilinçli vatandaşlar olarak da sorumluluğu diye düşünüyorum. Zaten o temeli aldıktan sonra, yaşam biçimi ve düşünme biçimi olarak kendine yapıştırdıktan sonra zaten yani her tarafa aynı etkiliyor davranacaksınız. Çocuğunuzu da etiketlemeyeceksiniz, eşinizi de etiketlemeyeceksiniz. O hep böyle yapar. Kendiniz de etiketlemeyeceksiniz. Ben hiç yapamam bunu. Ben her zaman susarım ya da ben her zaman ülkeyimdir gibi kendimize değişim fırsatı vermeyen etiketleri de ortadan kaldıracağız. Yani biz spesifik olarak devlet korumasında niye çalıştığımızı az önce vurgusunu yaptık. Hem kendi alanımız hem kendi odağımız bu, ama buradan kazanılanların tüm dezavantajlara yayılacağı kuşkusuz. Rahmiye, tekrardan çok teşekkür ederim. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ayırdılar. Umarız katkı vermiştir. Görüşleriyle bizlere de buradan paylaşımlarda bulundular. Bir sonraki seminerimiz Eylül ayında olur artık. Bu yıl Öğretmenlerimiz de epey bir çalıştılar. Diliyorum bütün öğretmenlere. Son 2 günleri onların da okullarda geçirecektir. Hepinize çok keyifli, çok güzel bir öncelikle bayram ve tatil, yaz tatili diliyoruz. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın, Eylül'de görüşmek üzere.